Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Montenegro, Karadağ, Budva'dayız. Budva sahili arkamda şu anda şöyle görüyorsunuz. Bugün ilk günümüz. Efsane bir gün, efsane bir sıcak var. Şöyle bir arkamızda taş yapıt var. Kale gibi. Bilmiyorum pek ama başımıza neler 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 geldi. Öncesinde onu söyleyeceğim. Şurada bir kilise var. Arkada bir kilise gördüm. Öncesinde bir keşif yaptım. Gitmeden önce hiçbir yeri size göstermeden önce. Ama başıma neler geldiğini size anlatayım. Gel şöyle biraz gölgeye doğru gel ya. Yanıyorum ben ya. Yanıyorum ya. Heh, ben şimdi buraya euro getirmedim. Buranın para birimi euro. Buranın para birimi euro. Tamam mı? Ben buraya euro getirmedim. Biliyorsunuz ben dolarla çalışırım abi. Kartla çalışırım. Burada kart geçmiyormuş. Üstüne dolar da geçmiyormuş. Sadece euro geçiyormuş. Türk kumpirciye gittim. Orada olmuyor. Pizzacıya gittim. Olmuyor. Ben şimdi ne yapacağım? Aç kaldım. Daha yemek yemedim. Şu göbeğim aç kaldı şu anda. Aşıktan bayılacağım. Gerçekten bayılacağım. Kadına dedim ki al şu dedim 100 doları. Bana 20 euro ver. Yine yok. Yine yok. Aa dedim 100 dolar veriyorum dedim ya. 20 dolar 20 euro ver dedim ya. 100 lira veririm. 20 lira ver bana dedim ya. Onun yerine dedim. Yine yok diyor. Olmuyor diyor. Geçmiyor diyor burada. Bakacağım bir şey yapacağım inşallah. Bir takipçimizi buluruz burada. Oradan bir change yaparız. Change office de yok. Bak diyeceksiniz ki neden change office? Para bozdurma yeri de yok. Fast food restoranlar da yok. Ama şöyle ilerliyoruz buraya doğru. Şöyle gel kafile var. Kafile. Kafileye çekelim. Şöyle gösterelim. Gel. Burası kilisenin girişi olması gerekiyor. İçeride çekim yasak. Dışarıdan çekiyoruz şu anda. Şöyle arka tarafa bir tavaf ettik. İçeri doğru ilerleyelim. Yolun ilerisine doğru. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle. Yerler, mekanlar, efsane. Yapıtlar muhteşem. Şöyle bir yer. Kardeşim bu nasıl bir tur? Bir tane kadın 250 kişiyi gezdiriyor. Helal olsun. İçeride şöyle bir gizli bir çekim yaptım. Size gösterdim zaten. Burada da mum yakıyorlar. Şöyle gösterelim. Her zamanki gibi batıl inançlar. Yapacak bir şey yok. %80'e yakın Hristiyan galiba burada. Galiba değil öyle. Yanıyorum, yanıyorum. Geri döndüm size kiliseyi göstermek için. Kilise, kilise. Gizli gizli biraz önceki yeri de çektim. Biraz serinlemek için şu dükkana girdim. Adam içeride tesbih çekiyordu. Anlamadım ben. Adamı gösteremedim size ama. Tesbih çekiyordu. Böyle bir oyuncakta yer. Bir yerden çıkıp bir yerden girebiliyoruz. Şöyle bir yer. Ve. Şöyle sandviççi var. Dondurmacıymış bu. 3,5 euro falan sandviç. 4 euro şey. Sokaklar bu şekilde. Şöyle gösterelim. Bir de siz kendi gözünüzden bakın. Sokaklara. Şu şekilde. Çok muhteşem. Yunanistan havası var. Kale içine de benzettim ben biraz. Kale içi sahile. Şöyle aşağı doğru ilerliyoruz. Sokaklar da bu şekilde. Giyen kıyafeti. Çok farklı bir atmosferi var. Şöyle gel. Pizzacı ve kumpirci de vardı. Onlar ne tarafta? Onları şu an bulamadım ama
Gel şöyle gel 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 gel. Ve ve ve. Böyle bir yer. O pizzacı ile kumpirciyi bulamadım ama burada ne diyor? Müze. Muzo Budva. Gel girelim bakalım oraya nasılmış. Paralı müzeymiş biliyorsunuz sevmeyiz böyle şeyleri. Biraz önceki müzeye girmedik. Kadın orada no foto no foto dedi. Şurada denize girme yerleri var. Denizini de gösterelim mi? Gel. Gel gösterelim, denizi de gösterelim. Benim canlarım, ciğerlerim onlardan mahrum kalmasın. Gel, gel şöyle hemen ben hızlı tur yapayım. Şöyle bir denize içeri giriyorsun. Şu şekil. Ve... Vay. Bu şekilde. Canlarım benim, denizimiz bu şekilde. Ben şimdi ara sokağa doğru ilerliyorum. Ara sokaklara doğru. Şöyle. Gel. Pizzacıyı da buldum. Pizzacı da buradaymış. O meşhur. Bakalım gerçekten güzel mi ama abartıldığı kadar güzel değil diyor herkes. Dondurma ve pizza. Bakayım şimdi bende bir 12 euro var. Kaldı. Geçen dün ben 40 euro otele verdiğim için 12 euro kaldı. Şuradan pizza da seçeceğiz. Pizzalar da şu şekilde. Hemen bir aldıktan sonra çekim yapacağım. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Pizzayı aldık şu şekilde. Şöyle hemen tadına bakıyorum. Abi, niye abartıyorsunuz böyle şeyleri? Böyle şeyleri niye azıklıyorsunuz? Türkleri mi keklemeye çalışıyorsunuz? Türkler. Bizi mi keklemiyor? Normal pizza bu. Domino's pizzası. 5 lira verdim. Kaç para verdik bilmiyorum bile. Bakalım ne yapacağız? Herkes alıyor çünkü. Baksana. Kaldı ya. Neresinden busun? Lütfen. Özlüce. Tamam. Başarılı. Evet, evet. Ekranlarla buluştuk diye. Selam verelim. Forma falan mı giysek, ne yapsak ya? Bursa forması. Gelin gelin güzel gelin. Ben de 2 ay emekte kaldım ben de. Burada yaşıyorum ben zaten. Emekti. Çok kötü. Güzel güzel gelin. Özlüce'ye de bekleriz. İnşallah. Özlüce geliyorum ben. Ya. Geliyorum hep Bursa'ya zaten ya sürekli. Emek konusunda bir şey değil mi? Sürekli geliyoruz Özlüce'ye. Valla biz de sizi gördük hem de dedik tanışalım. Nereden tanıyorum ama nereden gördüm hatırlayamadım da tam. Doğrudur doğrudur. Güzel ya ama şey daha güzel herhalde. Öbür Arnavutluk falan. Arnavutluğa gittik biz de pek gezmedik. Burası daha güzel. Valla daha, güzel. Daha şimdi yeni geldik biz. Akşam. He. Gece geldik daha ilk defa yeni çıktım. Şurada bir pizza yedik meşhur dediler galiba. Valla bilmiyorum biz de yeni geldik. Şimdi daha yarım saat bir saat bir ne oldu? Bir de üstüne sadece euro geçiyormuş. Evet. Dolarla dolarla kat size bir tavsiye vermemi ister misiniz? Direkt hani lak diye girdim de ben. Söyle. 9 aydır ben buradayım. 10 ay. Evet. Maksimum 5 gün. Maksimum. Fazlasını bence vermeyin yani. Yani paranıza şey yani maksimum boş. Hadi 10 olsun. Hadi. Zorlayın 10. 9 aydır ne yapıyorsun burada? Benim şirket falan mı? 10 ay. Yani şey 10 gün maksimum fazlası. Hani dürüst dürüst anlatıyorum. Yani. Yani güzel mi güzel ama hani tatil yani fazlası yok yani. Evet evet. Bir atıyorum doğru. İngiltere çok... falan değil tabii ki yani. Kızgınsın ama sen biraz. Fazla. Değil mi? Tanışacağız mı? İşi ver şimdi sen lan. İşimiz var ya. Yani. Biz bir fotoğraf çekelim. Tamam ya şeyi kurduk en azından. Tabii. 5. Çok değil aslında. Hayır, siz verdiğiniz bir böyle vergi var. Nereye verecek? Bu 9 ayda buradaymış. 9 ayda buradasın sen. Kaç gündür buradasınız? Vergi biz var. Daha bir gün. 3 oldu. Vergi var. 3 gün 2 gün ödeme yapıyoruz. Yok ben her booking'den yaptığımda vergili zaten onlar. Bana hiç isim bile söylemedi. Biz de vergi verdik booking'den ama asla kabul etmedi. Bize isim bile sormadı ki direkt ben parayı nakit verdim hiç. Biz de vergilerle ayrı booking'den para ödüyoruz. Ama ayrıca turist vergisi ayrıymış abi. İşte adam demedi mi size booking'den demedi. Kiralamayın diye, demedi, gelin buradan direkt keşfeyin diye. What can I do sometimes with Fatih Terim gibi yani. Aa. Bize herhangi bir şey çıkmıyor. Siz nakit ödeme yaptınız. Şey,
Booking kartından mı ödeme yaptınız? Booking'den kredi kartıyla yaptık. Yerinde ödeme yaptık sadece. Bizi de öyle. Evet. Bize de o zaman çıktı. Hatta Booking'de 80 euro, 84 euro verdik. Tamam mı? Konuş, adam konuşuyor. 1 euro. Tamam mı? Okey, bak. Günlük 1 euro şey. vergi. Bu kadar olur. Adam anlatıyor sürekli. Günlük 1 euro vergi. Doğru mu yalan mı? Doğru doğru. Tabii. Kalınmaz. Ben de ilk gün bizim de. Ben de şey yok, yalan yok, neyse. Tamam. Tamam. Hadi çekelim. Abi Karadağ'da şimdi günlük 1 euro vergi vermemiz gerekiyormuş. Nasıl bu olay? Olay nedir? He? Günlük 1 euro şey veriyorsun. Evet. Vergi veriyorsun. Türklere burada sıkıntı yaratıyorlarmış. Yok, Türklere değil, genel. Genel mi? Türklere sen değil, genel. Sen kaç aydır buradasın? 10 aydır buradayım. 10 aydır. Gayet burada. Memnunum, çok güzel. Vallahi. Tavsiye ediyorum herkese. Tavsiye ediyor musun? Müthiş bir yer. Yes. Harika bir yer. Neden? Tavsiye. Nerede yakalıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Ben şu an çok yakınım buraya. 5 dakikalık mesafedeyim. Valla senin enerjin felaket direkt. Desem de çok inanmayın. Evet. Ya, güzel ama bence değmez. Sahilde mi yatıyorsun? Değmez, yok. Güneş yani. Kremini almışsın. Podgorica'dayım, Podgorica'dayım. Powerbank'ini almışsın. Bana böyle laflar sokarak beni yanlış yapamazsın da. Abi sana Podgorica'dayım. Gözünü çekeyim. Yok, sıkıntı yok. Podgorica'dayım ben. Sen çok hızlısın ama ya. Şey yapabiliyorsan. Ha? Şey yapabiliyorsan bana. Yakalayabiliyorsun. Ha, yoksa dındın yani, sıkıntı yok benim. Yok, ne yapacağız? Vergiyi nerede hepsini vereceğiz? Hepsini koy. Nerede? Vergiyi turist nerede vereceğiz? Turist information, gel götüreceğim. Götüreceğim. Ama gelmeyeceksin sen. Ben seni gidelim bakayım. Abi gel. Anladım. Hadi gel. Hadi bay bay. Hadi gel. Gidiyoruz abi. Abi şimdi orada ne kadar vereceğiz? Seni. Ne kadar vereceğiz orada? 1 euro günlük. He? 1 euro günlük, sen var yaz değilsin. He? Tam büyük, büyük. Sen bak, büyük. Ama ben de öyleyim. Al. Sen nasıl bir adamsın? 1 euro. Sen şimdi daha fenasın ya. Yok be. Benden yok be. Abartma be. Abi sen benden fenasın. Abartma ya. Evet, sen kaç gün oldu? Abi benim ilk günüm bugün. Memnun musun? Evet. Memnunum çünkü çok sıcak. Sıcak. Sıcak, o yüzden birazcık. Ama şunu biliyor musun? İkinci gün daha mutsuz olacaksın, biliyor musun? Neden? Çünkü çok sıkıcı bir ülke. Öyle mi? Evet. 9 aydır o zaman nasıl burada kalıyorsun? Her gün kendime bak. Bak kollara. Jilet. Tabii ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Mecbur. Abi Taksim'de. Jiletlemeden kalın. Taksim'de Cenk var, biliyor musun onu? Yok, bilmiyorum. Ama seni tanıdırmış, öyle diyorlar, doğru mu? Evet. Bunları koymayan. Tamam, devam. Koyacağım. Kesintisiz koyuyorum burada. Koy, sence koy. Sen mi abi? Information nerede? Devam, dümdüz. Dümdüz mü? Koyuna koyarım dümdüz. Devam, dümdüz. Yani. Yokun günde bir, ya günlük biliyor aslında. Hakikaten bak, bir şey değil, biliyor musun? Hakikaten değil. Bir şey de şey işte. Evet. Değer mi? Değmez tabii ama değmez. Bilmiyorduk. O zaman bir gün kalalım, evet. Yeter. Kal geç. Bugün akşam gidelim. O zaman orada görüşürüz arkadaşlar. Takip edin. Turist information'a getirdi şimdi bizi Çağla. Dedi ki kalırsanız para var, kalmazsanız para yok, değil mi? Aynen öyle. Gerek yok para vermeye. Daha da normalde çok agresif birisi, hızlı atik birisi ama kameranın yanında duruluyorsun. Neden? Değilim. Kamera ne kadar canım. Tamam hadi bakalım. Abi Bursalı'yı bulduk ya. Adam Bursalı ya. Bursalı'yı çeker misin? Vallahi Bursalı'yı çeker. Bursa'ya selamlar. Gerçekten. Bursa'ya selamlar buradan. Şimdi gidip yemek yemeye mi gidelim? Ne yapalım? Evet, yemek yiyelim. Bir market bakalım. Sonra, evet, market bakalım. Ondan sonra bakarız, buradan sonra kaçalım artık. Burada bir şey yok herhalde. Bence de. Zaten maksimum 4. İyi, tamam hadi bakalım. Hadi bay bay. Hadi bay. Otobüse bineceğiz buradan. Daha demin sizi information'da bıraktım. Orada çocuk beni mahvetti. Çağlar, beni duyuyorsan buradan beni mahvetti. Şimdi otobüse binip Kotor'a doğru gidiyoruz. 45 dakikalık bir yol. Biletimizi aldık. 6 euroya tekabül ediyor. Yani 425 lira çekmiş. Otobüse biniyoruz şimdi. Gel hadi. Ay. Canlarım benim. Şu anda Kotor'da indik. Ben çok yoruldum diyeceğim ama bu sefer kısa bir yolculuk yaptık. 45 dakikalık bir yolculuk yaptık. Ben bu videonun burada sonuna geliyorum. Zaten ne kadara yaptım, ne yaptım, ne ettim hepsini anlattım. Şu anda şehir değiştirdik. Montenegro, Karadağ'ın başka bir şehrine geldik. Kotor şehrine. Burada bizi neler bekliyor, neler yaşayacağız? Hepsini size diğer videoda anlatacağım. Şöyle bir karşıya geçelim. Medeniyet görün. Bir şey söyleyeyim mi? Medeniyet sıfır. Hadi görüşürüz.